iki gündür enerjiyle, bir de uluslararası boyut eksik kaldı ama Hüseyin Pazarcı hocamız onu forum zamanında bize ayrıntılı olarak anlatır. Teknik epey şey, izledik, dinledik, zenginleştik, bilgilendik. Yeni yeni seminer konuları doğdu aslında. Mesela enerji ekipmanları, yerli enerji ekipmanları meselesi konuşulurken vasıflı çelik eksikliği, belki sonbaharda bu Almanların icat ettikleri sanayi 4.0'ı yeniden gündeme alıp konuşmamızı gerektiriyor gibi düşündüm. Bu oturumda Doğu Akdeniz'de 34. kuyu başlıklı. Şimdi bu 34. kuyuyu merak edenler olmuş olabilir. Ben biraz hem reklam yapacağım ama Sencer Hoca gibi uzun konuşmayacağım, merak etmeyin. Sencer Hoca geldi. Hoş geldin. Şimdi bu 34. kuyu uzun süreler yayından kalkmış ama yeniden yayınlanan Yeni Deniz Mecmuası. Yılda 4 adet, 3 aylık olarak çıkıyor. İlk sayısı yayınlandı. 34. kuyunun hikayesi bunun içinde. Müellifi de Necdet Pamir. Meraklılara tavsiye ediyoruz Deniz Mecmuası dergisini. Sonra malum mevzu Doğu Akdeniz çanağı olunca çanağın içinde önemli bir uçak gemisi var. Yani Kıbrıs adası var. Kıbrıs'la ilgili meselelerin çok uzağında isimler değiliz. Bu Kıbrıs'la ilgili meselelerin çok uzağında değiliz derken Oktar Hoca hoş geldi. Oktar Hoca'ya atıf yapacaktım. Kitabı getirmiştim. Kendisi de gelmiş. Çok isabetli bir iş yaptığımın farkındayım. Şimdi biz 2002 yılının Ocak-Şubat aylarında aşağıdaki büyük amfide Avrupa Birliği sürecinde Türkiye KKTC diye bir tam günlük sempozyum yaptık. Birinci, yani sempozyumun sabah oturumunu ben yönetmiştim, iktisadi meseleler. Öğleden sonra da İlter Ertuğrul hocamız yönetmişti, siyasi meseleleri konuşmuştuk. Doğu Akdeniz çanağı ve Kıbrıs üzerinde ve onun o konuştuklarımızı Türkiye dergisinin 232. sayısında özel sayı olarak KKTC özel sayısı yapmıştık 2002 Şubat ayında. Bu dergiyi bulamayabilirsiniz, internette bulursunuz, Mülkiye 232 diye yazarsanız Google'a, oradan blog olarak bu dergiyi indirmeniz mümkün olabilir. Bu az önce bahsettiğim oturumun içinde bir KKTC ekonomisinin ne olması lazım geldiğine dair bir takım makroekonomik simülasyonlar vardı, Doktor Hoca'nın geliştirdiği ve daha sonra o projeyle beraber, yani KKTC ekonomisi 2001'den 2011'e kendini nasıl düze çıkartır diye düşündüğümüzde o KKTC ekonomisini gelişmesinde ana konum olacak sektörler ve bir makroekonomik model ve tarihi background ile beraber Oktar Türel'in hocamızın edit söylüğünde İmge'den çıkan Akdeniz'de bir ada KKTC'nin varoluş öyküsü kitabını da meraklılara tavsiye ediyorum. Şimdi 2-3 cümle okuyup sözü tartışmacı hocalarıma bırakacağım. Ama bu Doğu Akdeniz meselesi deyince benim aklıma gelen en önemli şeylerden bir tanesi Fernand Braudel denilen Fransız tarihçi Braudel'in Akdeniz üzerine yazdıkları. Yani aşağı yukarı 3 cilt, 3 büyük cilttir. Şimdi oradan bir takım notlar aldım dün gece. Hani biraz renkli olsun. Bu teknik şeyler enerjiden sonra biraz renklendirilmiş bir çabasıyla. Braudel diyor ki nedir bu Akdeniz? Binbir şeyin hepsi birden. Bir peyzaj değil, sayısız peyzajlar. Bir deniz değil, birbirini izleyen birçok deniz. Bir uygarlık değil, birbiri üzerine yığılmış birçok uygarlık. Akdeniz'de gezen, Lübnan'da Roma dünyasını, Sardinya Adası'nda tarih öncesini, Sicilya'da Yunan kentlerini, İspanya'da Arap varlığını, Yugoslavya'da Türk İslamını unutur. Bütün bunlar Akdeniz'in çok eski bir yol kavşağı olmasındandır. Bin yıllardan beri her şey ona koşmuş, tarihin altını üstüne getirip onu zenginleştirmiştir. İnsanlar, yük hayvanları, arabalar, gemiler, fikirler, dinler ve yaşama sanatları.
Akdeniz tarihe bir başka yaklaşım tarzı sunmak için güzel bir fırsattır. Şimdi iki tane güzel fırsatı dinlemek üzere ilk sözü Profesör Doktor Sertaç Başaran hocama veriyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Saygıdeğer hanımefendiler ve efendiler, mikrofon. Sizlerle doğa akdeniz konusundaki fikirlerimi paylaşmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Bu ikinci defadır bu platformda bana konuşma fırsatı veriliyor. Teşekkür ederim bu işler için. Doğa akdenizle ilgili sizlere neler arz edeceğim? Hemen onu bir plan içerisinde size takdim edeyim. Öncelikle Doğu Akdeniz'de ele alınan coğrafyayı ve bu sunuşun hipotezini sizlere arz edeceğim. İlahire Doğu Akdeniz'deki sorun nedir? Bunu teşhis etmeye çabalayacağım. Daha sonra bu soruna nasıl bir çözüm verilebilir uluslararası hukuk açısından? Bunun üzerinde konuşacağım. Devlet uygulamaları, takip eden devlet uygulamaları önem taşıyor. Onları arz edeceğim. Sondaj krizi diye adlandırdığım bir olay var bunun. Yeniden alevlenen bir gerilimi, bir krizi ifade ediyor. Bunun üzerinde konuşacağım. Bir değerlendirmeyle sona erdireceğim konuşmaları. Şimdi size ele aldığım coğrafyayı sunmak isterim. Aslında bu coğrafyayı herkes biliyor tabii. Güneyde Mısır kıyıları, sonra Akdeniz'in kuzeye doğru kırıldığı yerde Filistin, daha kuzeye doğru İsrail, Lübnan, Suriye, Türkiye, batıya doğru giderken Meis'ten itibaren komşu Yunanistan ve daha sonra daha fazla Yunanistan, daha batıda. Ortada Kıbrıs var, iki egemenlik ama üç egemenlik var orada. Üstler bağlamında konuyu değerlendirmeye fırsat bulabilir miyiz bilmiyorum ama daha enteresan bir konu bu coğrafyada görünmeyen devletler de var. Suriye'de Rusya var. Ve Rusya'nın oradaki varlığı kolay kolay vazgeçeceği bir şey değil. Hatta artık bundan böyle Rusya'nın o bölgede bir Akdeniz devleti olduğunu da söyleyebilirim. Bu konu Akdeniz'deki petrol sebebiyle mi böyledir? Onun da rolü vardır belki ama daha çok küresel bir güç olma arzusunda olduğunu düşünüyorum Rusya'nın. Ve bunun için de Akdeniz'e ihtiyacı var. Buradan ayrılmayacak. Burada sorunlar var. Denizde yağ sınır da belirlenmiş değil. Orada da bir dizi problem var. Bu bölgede burada Amerika Birleşik Devletleri var. Dışarıdan gelen güçler olarak. İsrail'in korunması, güvenliği ve bölgedeki hidrokarbonun denize çıkarılması, pazara çıkarılması önemli öncelikleri. Bu bölgede bir başka Akdeniz devleti demekten çekinmeyeceğim birisi daha var. İran var. Irak, Suriye üzerinden Akdeniz'e ulaşmış durumda. Hizbullah sebebiyle zaten burada var. İşin açıkçası Sovyetler çöktüğü zaman Rusya Federasyonu burayı stratejik bir çıkar bölgesi olarak görmekten vazgeçmişti. Özellikle Putin'in ikinci döneminden sonra bu iş değişmeye başladı. Bu konuyla ilgili belki arkadaşım daha detaylı da konuşacak. Onun altına fazlaca girmeyeyim. Ben bu bölgede sınırlandırma bölgesi olarak şurayla ilgileneceğim. Şu 25 derece meridyeninin doğusuyla ilgileneceğim. Özellikle de ele alacağım yer şurası olacak. Buradaki sınırlandırma konuları üzerinde duracağım. Şimdi sizlere bu bölgedeki kaynaklar hakkında bir fikir vermek istiyorum. Tabii ki bu konuda net bir şeyler söyleyebilmek, hele hele benim için bir şeyler söyleyebilmek hiç mümkün değil ama benim de işte katıldığım bazı konferanslarda bu konuda fikir yürüten kişilerden aldığım bir slaydı size sunuyorum. Doğu Akdeniz'in hidrokarbon kaynaklarını gösteriyor bu gördüğünüz slayt. Levant bölgesine oldukça yoğun çarpılar konmuş ama başka türlü düşünenler de var. İsmail Hakkı Demirel var, bir jeolog arkadaşımız. O aslında bu bölgede çok fazla bir şey olmadığını, asıl zenginliğin burada olduğunu söylüyor. Şurada. Hatta
Hatta burada Çıralı'da biliyorsunuz ateş var, Olimpos ateşi. Buradaki rezervlerden sızan gazın orada elbantarı telaffuz ediyor. O zaman tabii ilgimiz buraya da yoğunlaşmalı. Ama bu arada enteresan başka bir şey daha var. Çevrecilerle epeyce bu konuyu tartışmıştık deniz biyologlarıyla da. Onlar burada yoklar. Şu büyük rezervlerin olduğunu söylendiği yerde Anaktimender tepelerinin üzerinde bizim çevre korunma alanımız var. Bu mevzuyu iyi değerlendirmek lazım. Burada bir çevre koruma alanı ilan ettik. Şimdi sizlere anlatacağım konu şu. Uluslararası ilişkilerin yeni gerilim alanı Doğu Akdeniz'de petrolden bağımsız olarak bu böyledi. Petrolle birlikte yeni bir kavga daha başladı. Bu gördüğümüz kaynaklar üzerinde ve bu kaynakların pazara çıkış yolları üzerinde hakimiyet kurma meselesi. Bu konu deniz hukuku alanına deniz yetki alanlarının sınırlandırması problemi olarak yansımaktadır. Ben sizlere bunu sunmaya çalışacağım. Tabii benim de gönlümden geçen buradaki zenginliklerin bölgedeki uyuşmazlıkların ortadan kaldırılmasına yararlı olmasıdır. Eroğlu'nun biliyorsunuz bu doğrultuda bir dizi teklifleri olmuştu. Doğru tekliflerdir. Destekliyoruz, desteklemeye devam etmeliyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bunları ısrarla söylemeli. Ama ben buradaki kaynakların böyle barış falan getireceğini hiç düşünmüyorum. Aksine buradaki kaynaklar mevcut eski problemleri derinleştirmiştir. Mesela Kıbrıs örneğinde konuşacak olursak, buradaki rezervlerin varlığı, bu konudaki haberler, Kıbrıs meselesinin denize yayılmasına sebebiyet vermiştir. Kaynaklar çözüme şimdilik katkı yapmıyor. Tam aksine giderek mevcut problemleri daha derin hale getiriyor. Mesela bir başka sorun da Lübnan'la İsrail arasındaki kıta sahalının yağ sınırına ilişkin sorun diye hemen örnekleyebilirim. Bu konuları sadece sunuşumu bir oturttuğum fikri ortamı size takdim etmek için arz ettim. Şimdi takdimimin hipotezini sizlere arz edeyim. Şu gördüğünüz alanda Türkiye'nin kıta sahanlığı olduğunu iddia ediyor. İddiam budur. Ve bu çerçevede sunuşumu sürdürüyorum. Şimdi size bizim olduğunu düşündüğümüz bu alanda Yunanistan neler talep ediyor ona arz ederek başlayayım. Bu alanın yaklaşık 58 bin kilometre karelik bir alanı üzerinde Anadolu Rodos ve Meis Anadolu Ortay hatlarına dayanarak Yunanistan hak iddia etmektedir. Kıbrıs'ta Kıbrıs adasıyla Anadolu arasındaki ortay hatları esas alarak şu gördüğünüz kısım üzerinde sarıyla kırmızının kesiştiği şu alan üzerinde şurada hak iddia etmektedir. Tabii ki Türkiye bunu reddediyor, bunu kabul etmiyor. Bu tablonun resmileşebilmesi için Türkiye'ye şu sınırları kabul ettirmeleri lazım. Yani Rodos Anadolu, Meis Anadolu, Kıbrıs Anadolu ortay hatlarının sınır olarak Türkiye'ye kabul edilmesi lazım. Türkiye doğal olarak bunu reddediyor. Ama muhataplarımız içine düştükleri bu sevdadan vazgeçmiyorlar. Bu tablonun diğer kısımlarını çizerek bu durumu bize empoze etmeye çalışıyorlar. Şu gördüğünüz sınır, şurası, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Mısır'ın çizdiği sınır. Burası Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Lübnan'ın çizdiği sınır. Burası da İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin çizdiği sınır. Biz bunların her üçünü de protesto ettik. Önce bu sınır imzalandı, anlaşma onaylandı, Birleşmiş Milletler'e tescil edildi. Yürürlükte geçerli bir sınırdır. Bu da öyle. İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi sınırıdır. Bunu protesto ettik. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bütün ısrarlarına rağmen Lübnan bunu onaylamadı. Henüz bu yürürlüğe girmedi. Birleşmiş Milletler'e de tescil ettirilmedi.
Ama Lübnan'da o bölgede münhasır ekonomik bölge ilan etti. Şimdi Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan bu tablonun diğer kısımlarındaki sınırları çizerek buralarda bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Eğer şurada gördüğünüz şu küçük sınırı, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Yunanistan arasındaki şu küçük sınırı ya da Yunanistan ile Mısır arasındaki şu sınırı yahut da her ikisini birden çizerlerse bu tabloyu siyaseten Türkiye'ye kabul ettirme olasılıkları artar. Ama Türkiye bunu kabul eder mi? Bence etmez. Protesto eder, haklarını saklı tutar, kendi yolunda devam eder gider. Yalnız burada dikkatinize sunmak istediğim bir şey var. Türkiye bu problemde yalnız kalır. Partnerlere ihtiyacı var. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu bağlamda çok önemli bir partner olduğunu düşünürüm. Efendim bu sınırlar çizilirse, yani şu tablonun gerçekleşmesi söz konusu olursa, işte durum buna dönüşür. Bizim istemediğimiz tablo ve sorun budur. Az önce söylediğim gibi, eğer bu iki sınır çizilecek olursa, biz protesto eder ve yolumuza devam eder, bu tabloyu savunmaya çalışırız. Şimdi size bu sorunun uluslararası hukuk açısından nasıl değerlendirilebileceğini, nasıl çözülebileceğini arz etmeye çalışacağım. Bu Anadolu-Mısır ortay hattı, burası da Anadolu-Kıbrıs ortay hattı. Uluslararası hukuk alanında kıta sahanlığı sınırlandırmasına ilişkin üç grup kural var. 1982 Sözleşmesi, 58 Sözleşmesi ve Örf ve Adet Hukuku kuralları. Bu üç grup kural lafzı itibariyle birbirinden farklı ama özünde birleşiyorlar. Özü de şu, sınırlandırma hakkaniyete göre olacaktır. Şimdi sorun şuna dönüşüyor o zaman. Hakkaniyet ne demek ya da hakkaniyete uygun sınırlandırma Doğu Akdeniz'de nasıl gerçekleşecek? Başka kriterleri de var ama kıyıları esas alarak konuşmak istiyorum. Bu çok yetkili. Hakkaniyete uygun sınırlandırma Akdeniz'de bu coğrafyada kıyıları, kıyı uzunluklarını dikkate alan sınırlandırma olmalıdır diyebilirim. Tabii ki bazı daha eklenmesi gereken hususlar var ama ana çerçevesi itibariyle konu böyle. Kısa kıyılara küçük kıta sahanlığı, uzun kıyılara büyük kıta sahanlığı, hakkaniyete uygun sınırlandırma olacaktır diyorum kısaca. Ortay hatların durumu nedir peki bu çerçevede? Ortay hatlar hakkaniyete uygun bir sınırlandırma eğer temin edebilirlerse elbette önem taşırlar. Elbette. Ama eğer hakkaniyete uygun sonuç doğurmuyorsa ortay hatların kendi başına bir değeri yok. Kendiliğinden ortay hatlar bir değer ifade etmiyor. Ortay hatlar bu alanda niçin çok telaffuz ediliyor? Çünkü dünyanın pek çok yerinde ortay hatlar hakkaniyete uygun sınırlandırma temin etmişler de onun için. Ama tek bir olayda bile ortay hat hakkaniyete uygun sonuç doğurmuyorsa bunun zati bir değeri olmadığını telaffuz etmek mecburiyeti vardır hukuken. Ortay hatların kısaca kendi başına bir değeri yok. Peki o zaman alternatifi ne olacak? Anadolu-Kıbrıs ortay hattının alternatifini ben işte şöyle olması gerektiğini düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorum? Bakın şurada Kıbrıs adasının çok kısa bir kıyısı var. Diyelim ki 20-25 mil kadar falan olsun. Buna karşılık Antalya Gazipaşa'dır şurası. Deve boynu burnuna kadar, buraya kadar düşünecek olursanız bayağı uzun bir kıyımız var. Üstelik bu gerintiler, çıkıntılar hesaba katılmadan cephe olarak da çok uzun. Şimdi diyorum ki Akdeniz'in ortasında fevkalade stratejik bir alanda şu kısacık kıyıya Akdeniz'in böyle ortasında kocaman bir alanı vermek ve Anadolu'nun uzun kıyılarını kıta sahanlıksız bırakmak hakkaniyet uygun bir şey değildir. Bunun örneğini de
İşte şu kararda size arz edebilirim. Bu kararda bunu sunmak mümkün. Bu Kanada ile Fransa arasındaki Saint-Pierre-Miquelon adaları kıta sahanlığı uyuşmazlığı. Şekilde görüldüğü gibi adalar enklave edilmiş. Şu uzun kıyılar, şu siyah çizgilerle gösterilen uzun kıyılar Kanada kıyıları. Şu iki küçük ada Fransız adası. Şekilde benzer, bu da tabii insanı cesaretlendiriyor ama asıl önem taşıyan konu, asıl üzerinde durmak istediğim konu kararın gerekçesi. Gerekçede mahkeme diyor ki, iki küçük Fransız adası uzun Kanada kıyılarını açık denize azami erişiminin önünü kesemez. İşte prensip bu. Şeklin benzerliği benzemezliği ayrı bir konu. Ve bu mevzuyu sadece Kıbrıs'ın batı kıyısı esasında düşünmeyin. Bu karar Meis için de çok önemli bir örnek. Başka kararlar da var. Ama bu kararı ben çok önemsiyorum. Eğer geri dönecek olursak, şu bölgeyi işte böyle 32-16-18 meridyeniyle, boylamıyla enklave ediyoruz. Tabii karasularını dışarıda bırakarak. Şu alana geliyoruz. Burası Anadolu ile Mısır arasındaki ortay hat. Bu ortay hat hakkaniyette hizmet eder. Çünkü Doğu Akdeniz'e bakacak olursanız iki tane uzun kıyı var. Biri kuzeydeki Anadolu kıyısı. Diğeri de güneydeki Afrika kıyıları ya da Mısır kıyısı. Bu iki kıyı arasında ortay hattın sınır olması kabul edilebilir bir durumdur diye düşünüyorum. Bu karar da bu sunuş çerçevesinde kullanılabilirdi ama ben asıl şunu arz etmek isterim sizlere ve Sayın Pazarcı Hocam'ın da bu konuyla ilgili görüşlerini merak ederim. Burada Romanya ile Ukrayna arasındaki sınırı görüyorsunuz. Uluslararası Adalet Divanı'nın çizdiği sınırı görüyorsunuz. Bu gördüğünüz haritalar kararın ekindeki haritalar. Şu mavi Ukrayna'nın talebi. Ukrayna diyor ki, şu işareti üzerinde gördüğünüz ada Serpent Adası'dır. Benim Romanya'ya en yakın toprağım bu Serpent Adası diyor. Dolayısıyla sınır Serpent Adası ile Romanya arasında olmalıdır diyor. Buna karşılık Romanya'nın tezi de şu. Diyor ki bu Serpent Adası ıssızdır. Bağımsız bir ekonomisi mevzu bahis değildir. Dolayısıyla bu Serpent Adası enklave edilmelidir. Ana karalar arasındaki şu hat sınır olmalıdır. Bakıyoruz, haritada da görünüyor. Romanya'nın talebi itibar görmüş. Sınır Romanya'nın talebini tarif ediyor aşağı yukarı. Şimdi benim burada çok önemsediğim konu şu. Romanya Serpent Adası ıssız olduğu için enklave edilmeli. Ama mahkeme bu gerekçeden hiç bahsetmiyor. Bunu hiç dikkate almıyor ve bence bunun ötesine geçerek belki üstü bir kapalı bir biçimde ama coğrafi konumu itibariyle Serpent Adası'na kıta sahanlığı vermiyor. Yani ortay hatta bakarak ters tarafta olması sebebiyle vermiyor. Ben bu kararı çok önemsiyorum. Evet, biraz sonra Rodos üzerinde konuşacağız. Rodos Adası da Serpent Adası'nın pozisyonunda kabul edilebilir ve bu bağlamda enklave edilmesi savunulur ki ben öyle savunuyorum. Bizim dışişlerimiz de öyle savunmalıdır. Ama burada yeni bir olgu var. Orta hattın ters tarafındaki adalara kıta sahanlığı verilmeyeceğini bu karar ortaya koyuyor ve Ege'deki pek çok ada için durum budur. Efendim, şimdi geri dönecek olursak, bir geri aldığım için tekrar bu haritayı göreceksiniz. Ama şimdi bizim devlet uygulamalarımıza, konuyla ilgili uygulamalarımıza geçmek istiyorum.
Bu 1974'te bizim verdiğimiz ruhsat. Bu da onun resmi gazetedeki haritası. Bunu şunun için gösterdim. Ben Doğu Akdeniz'deki konuya 99-2000 o yıllarda Gonelis'in yazdığı bir makaleyle ulaştım. İlk defa o makale sebebiyle Doğu Akdeniz'le ilgilenmeye başladım. Ama bu ruhsatın tarihi 1974. Bu ruhsat acaba bizim Akdeniz'e ilgimiz sebebiyle mi verilmiş? Yoksa Ege'nin içerisinde biraz daha Yunanistan'a yumuşak davranıp alternatif olarak buralarda bir yer elde etme amacım olmuş. Bunu çok bilmiyorum. Ama 1974'te burada bir ruhsat vermişiz. Bunu fevkalade önemsiyorum. Daha sonraki ruhsatlar ve protestolarımız var. Burada bir protesto metnimiz var. Onu sizlere sunabilirsem çok iyi olur diye düşünüyorum. Bu nota Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Mısır arasındaki sınırlandırma antlaşmasını protesto eden notamız. Aslında konuya ilişkin dış politikamızın ana çerçevesini burada oluşturuyoruz. Daha sonra başka notalar da var. Başka sebeplerle size onları da arz edeceğim. Ama ana konu burada ortaya çıkıyor. Nedir o? Diyor ki 32-16-18 meridyenin batısında Türkiye'nin ipso facto ve ab initio hakları vardır. Egemenlik hakları vardır. Uluslararası hukuktan doğan hakları vardır diyor. Ve bu hakları sadece deniz tabanı bağlamında değil, su kitlesinde de hakları olduğunu söylüyor. Bu da enteresan bir konudur. Ayrıca buradaki sınırlandırmanın bütün ilgili devletler arasında hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde olacağını söylüyor. Ve bir başka noktaya daha işaret ediyor ki şimdi onu sizlere sunacağım. Diyor ki Kıbrıs'ta bütün adayı temsil eden tek bir hükümet yoktur. Bu şimdi size arz edeceğim konuya da beni ulaştırmış oldu. Efendim Kıbrıs uyuşmazlığının denize yayıldığını söylemiştim. Gerçekten de öyle olmuştur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sanki adanın tamamını temsil etme hakkına sahipmiş gibi adanın etrafında sınırlandırma antlaşmaları yapıyor, ruhsatlar veriyor. Uyuşmazlığı denize yayıyor. Bu uyuşmazlığın bir kısmı haritada da gördüğünüz gibi kıta sahalarına ve münhasır ekonomik bölgesine tecavüz ediyor. İşte şu gördüğünüz alan. Şurası. Burada Kuzey Kıbrıs Türk halkının hakları falan değil, doğrudan doğruya Türkiye'nin haklarıdır tecavüze uğrayan. Bunu altını çizmek isterim. Burada Yunanistan'la uyuşmazlıklarımız var. Ondan bahsetmiştim. Ama slaytlar gelişince şimdi şuradaki bir başka uyuşmazlığa daha işaret etmeye ihtiyacım vardır. Kuzey Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Türk halkının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adanın her yerinde ve adanın kaynakları üzerinde Rumlarla eşit hakları var. Türkiye garantör devlet olarak bu hakların da koruyucusudur. Bu bağlamda biz buraya da ilgi içerisindeyiz. Biz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail arasında çizilen sınırı da protesto etmiştik. O sınırı çizen anlaşmayı da protesto etmiştik. İsrail de buna şiddetle karşı çıkmış, reddetmişti. Sizin burada kıyınız mayınız yok diye. Evet, bizim burada kıyımız yok ve Türkiye adına buraya yöneltilmiş bir talep de yok. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakları var ve bu haklar bizi yakından alakadar ediyor. Efendim şimdi Türkiye'nin devlet uygulamalarına devam edelim. Söylediğim gibi burada Türkiye'nin kıta sahanına bir tecavüz söz konusudur. O dönemde hemen bu ruhsatları verdik ve icra ettik. Osterwold isimli bir gemi aracılığıyla haklarımızın sahibi olduğunu gösterdik. Sonra şurası geliyor. Burada da bir
fırsatımız var. Bu da icra edildi. Arkası arkasına size gösterebileceğim başka uygulamalar var. Şurası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uygulaması. Noble Enerji'nin işte 6 trilyon kubik fitte başladıklar rezerv miktarında. Şimdi 3'e kadar indiler herhalde, değil mi? Yani 3 milyar metreküp olarak 113 milyar metreküp. Başlangıçta kaç? 198. Epeyce düşmüş neredeyse. Evet. Bütün bunlar tabii acaba İsmail Hakkı Hoca bu işleri doğru mu söylüyor diye tekrar doğru mu yazıyor? Sen anlatırız. Evet. Evet. Bak orada da var. Evet. Efendim başka ruhsatlarımız da var. Onları da size arz edeyim. Bunlar hep bu bölgede gerçekleşen ruhsatlar. Şimdi şu önemli. Burada bakın 28'e kadar yaslamış. Bu birkaç parçalı, birkaç resmi gazetede yayınlanan ruhsatlar serisidir. Ben iki tanesini birleştirdim. 32-16-18'i yani şurayı ve en batıdaki ruhsat sınırını göstermeye çalıştım. Bu ruhsat aslında benim sizlere arz ettiğim notada da dile getirilen sınırı doğrulayan bir ruhsattır. Şurası da 28'i gösteriyor. Buradan daha batıda hiç ruhsat vermedik. Daha doğruya da başka ruhsatlar var ama asıl önem taşıyan kısmı burasıydı diye düşünüyorum. Burası da Lübnan'da İsrail arasındaki uyuşmazlığa sebebiyet veren Lübnan Meri. Şuraya, oraya da bazı hazırlıklarım vardı ama konu çok dağılmasın, oraya girmeyelim. Şimdi size Yunanistan'ın bir ruhsat alanını da göstereyim. Ondan sonra bunları bir haritada toplamaya çalışayım. Bu Yunanistan'ın hak iddia ettiği alanın sadece bir kısmı. Burada ruhsat vereceğini ilan etti. Ben de bunları bir ortak haritada topladım. İşte ortaya bu çıktı. Şurası Yunanistan'ın ruhsat alanları. Burası Yunanistan'ın hak iddia ettiğini bildiğimiz alan. Şurası Kıbrıs'ın hak iddia ettiği alan. Burası biraz sonra sondaj krizinden bahsedeceğim. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin verdiği ruhsat alanları. Burada eğer çizecek olursak sınır işte böyle belirliyor. Ortaya çıkan tablo böyle. Bir notamız daha var. Bu konuya ilişkin Türkiye'nin verdiği son notalardan birisidir bu. Onu sizlere şimdi arz edeyim. Evet, bu sefer herhalde bir problem olmadan bu sonuçu tamamlayacağım sanıyordum ama bendeki ekran görüntüsüyle oradaki görüntü farklı. İşte notayı sizlere sunayım. O deminki notada Dışişleri Bakanlığımız diyor ki 28. boylama kadar Anadolu-Mısır ortay hattının kuzeyinde 32-16-18'den başlıyor. 28. meridyene kadar diyor Anadolu-Mısır ortay hattının üzerinde benim kıta sahanlığım vardır. Bunun batısında da ilgili devletlerle yapacağım hakkaniyete uygun antlaşmalarda Ege'den gelen sınırı da dikkate alarak bir sınır belirleyeceğim diyor. Bu ifade bence değerlendirilmelidir. Bunun üzerinde biraz konuşmak lazım diye düşünüyorum. Bu ifade Anadolu ile Libya arasındaki ortay hattı bile esas alacak kadar konuyu batıya götürebilir. Evet, Girit'in etkisi ne olacak diye tabii ki haklı bir soru ortaya çıkar. Ama ifade bunu içerir. Bu ifade, Rodos'un ve Kasos Karpatos adalarının sahip olabilecekleri ya da hiç kıta sahanına sahip olmamaları dikkate alınarak Ege'ye girişi Girit, Kasos Karpatos veyahut Girit, Rodos arasından da yapabilir. Daha ötesi de olabilir, buradan içeriye giriş de düşünülebilir. Ancak bu tabii ki hiç arzu edilmeyen bir durumdur. Bunların üzerinde dikkatli durmakta fayda var derim.
Şimdi biraz geriye doğru giderek sizlere sondaj krizi diye adlandırdığım bir olay vardır. Bunu sunmak isterim. Biraz yaklaşalım bölgeye. Efendim burada şu gördüğünüz alanda Noble Enerji'ye ruhsat verdiler. Sondaj başladı. Biz de sondajı durdurun dedik. Sondaja devam ettiler. Devam ederseniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında sınırlandırma yaparız dedik. Sondaja devam ettiler. Sınırı çizdik. Daha sonra sondaja devam ederseniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de TFA'ya ruhsat verir dedik. Sondaja devam ettiler. Bu ruhsatlar da verildi. Bu böyle devam ediyor ama şimdi bu zinciri daha fazla takip etmeden size bir şey göstermek istiyorum. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında sınır çizildikten sonra bakanlığın yaptığı açıklama. Bunun önemli kısmı şurası, onu da biraz yaklaştıralım. Diyor ki, biz Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile aramızdaki kıta sahanlığı sınırının sadece bir kısmını çizdi. Demek ki daha çizilecek yerler de var. Ayrıca diyor ki, biz bu anlaşmayı yaparken Türklerin aynen Kıbrıslı Rumlar gibi adanın kıta sahanlığının tümü üzerindeki haklarını dikkate aldık diyor. Yani kıyıları dikkate almadık diyor. Kıbrıslı Türklerin kıta sahanlığının her yerindeki haklarını dikkate aldık. Buna benzer ifadeler burada da var. Bu da anlaşma metni. İlgili kısımlarını şöyle ön plana çıkartabilirim. Daha detaylı bir şekilde sınıra bakacak olursak, gene tabii sınır bende burada görünüyor ama siz bir şey göremiyorsunuz. Bu çok değişik bir şey oldu. Windows 11. Evet, Windows 11 böyle oldu. Uyumlu değil. Evet, uyumlu değil. Geriye ancak bu şekilde dönebiliyorum bu uyumsuzluk sebebiyle. Ama burada size arz etmek istediğim husus şuydu. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıyısı olmayan yerlerin önünde de sınır çizdik. Niye çizdik? Çünkü burada özel bir durum var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adanın her tarafında hakkı var. İşte bu hakları dikkate alarak bu sınırı çizdik. Sonra tırmanma devam etti. Dedik ki eğer devam ederseniz sondaja bu gördüğünüz bölgede biz de araştırma yaparız. Yaptık da Piri Reis'i oraya gönderdik. Daha sonra bir rezerv ilanı ile, rezervin bulunduğuna bir keşif ilanı ile birinci kriz diyebileceğimiz olay kapandı. Sonra şu gördüğünüz bölgede ve şu bölgede Rumlar ruhsat verdiler. İlgili şirketler sahaya çıktı, araştırma yapmaya başladılar. Biz de tuttuk, şuraya Barbaros Hayrettin Paşa'yı gönderdik. Ondan sonra aşağıdaki ruhsat alanları genişledi. Biz de yeni pozisyonumuzu ona göre genişlettik. Ve iş buraya geldi. Rumlar görüşme masasını terk ettiler. Dediler ki burada işler böyle giderek tırmanmaya başladı. Bunlar görüşmelerle bağdaşmıyor deyip masayı terk ettiler. Şimdi üçüncü round gündeme geldi. Bu üçüncü roundda verilen ruhsatlar şu bölgeye taşacak. Şuraya, şu alana. Evet, bazı uyumsuzluklar var. Ama şuraya, yani Türk kıta sahanını tecavüz eden şu alana ruhsat verecekler. 1, 4, 5, 6, 7, 6'ya verecek. Evet. Ben diyorum ki, bu iş böyle devam edip gidiyor. Eğer bu böyle olacaksa, biz geri kalan sınırı çizelim. Bizim Doğu Akdeniz'de partnere ihtiyacımız var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de o partnerdir. Şu sınırı çizelim. 32-16-18 sınırını çizelim. Biz bu sınırı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile çizmeyeceğiz de kimle çizeceğiz? Bunu çizelim. Sonra yeni bir cumhuriyet kurulursa halefiyet antlaşmaları çerçevesinde, halefiyet kuralları içerisinde bu mesele çözülür. Yeni bir devlet kurulacaksa böyle olur. Ama tabii yok.
Kıbrıslı Türkler evden kaçmış haylaz çocuk olarak kulağından tutulup geri tıkılacak olursa o zaman iş başka tabii. Ama böyle bir çocuk Kıbrıs'ta hiçbir zaman mevzu bahis olmayacaktır diye düşünüyorum. Eğer benim düşündüğüm gibi yeni bir devlet kurulacaksa o zaman bu sınırı çizelim. Bu sınırın geçerliliği ileride halifiyet kuralları çerçevesinde düşünülmelidir. Bu sınırı nasıl çizebiliriz? Söylüyorum. Kıbrıslı Türklerin adanın her yerindeki haklarına binaen çizilir. Bunu ben anlattığım zaman bana çoğu zaman şu söylenir. Efendim burada kıyı yok, bu açıklama doğru değil. Ben de şunu söylüyorum. Rum tarafının şurada bir sınır çizmek için Suriye nezdinde pek çok girişimde bulunduğunu biliyoruz. Suriye yarın kendini konsolide ederse ya da işte orada yeni bir Esad devleti kurulacak olursa Kıbrıs'ın bu talebini kabul edecekler, bu sınırı çizecekler. Onun için ben bu sınırın şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varken çizilmesi gerektiğini düşünürüm. Ben böyle düşünüyorum ama Dışişleri Bakanlığı bu fikirde değil. Onların da belki haklı oldukları bir nokta var. Onu da teslim etmek lazım. Onlar bir nota verdiler. Dediler ki biz bu sınırı görüşmeler neticeli yeni devlet kurulana kadar çizmeyeceğiz. O nota metni de belki buralarda olabilir. Onu da size arz etmek isterdim. Şu sanıyorum o nota. Evet. Evet. Ekranda gene yok. Yeni programın azizlikleri nota var ama çizmeyeceğiz diyorlar. Onların haklı olabileceği konu ne olabilir? Onu size hemen söyleyeyim. O da şu olabilir. Eğer bu sınırı çizerlerse tabii ki Güney Kıbrıs Rum yönetimi görüşmelerden kaçar ve faturayı Türkiye'ye keser. Zaten görüşmelerde de en kritik nokta görüşmeler sonuçsuz kalırsa fatura kime kesilecek meselesi. Dışişleri Bakanlığı haklı olarak bu konuyu düşünmüş. Efendim bu devam edecek olursak benim söylediğim sınır ne getirir? Size onları arz edeyim. Şu tabloyu hatırlıyorsunuz. Eğer biz burayı çizecek olursak bir defa işte bakın Suriye ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında çizilebilecek sınır slide'de belirdi. Şunu onlar yapacak. Burada Suriye'nin sınırı yok. Biz burada KKTC'nin sınırı yok diye bu işi yapmayalım. Olmaz. Çünkü burada özel bir durum var. Ve adanın her tarafında Kıbrıs Türk halkının hakları var diyoruz. Eğer bu sınır çizilirse şunun ön alınması mevzu bahis olur. Bugünlerde İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan arasında sıkı bir işbirliği var. Bu sınırın çizilmesi için çaba sarf ediyorlar. Güney Kıbrıs Rum yönetimi şu aradaki sınırın çizilmesini ısrarla istiyor. Hatta Mısır'ın da Yunanistan'ın şu sınırın çizilmesini istediğine dair işte basına bazı bilgiler yansıyor. Şimdilik pek çizileceğini sanmıyorum. Çünkü Yunanistan'ın bunu yapmakta menfaati yok. Şimdilik yok. Başka çıkarları var diye düşünüyorum. Ama ileride bu tabii ki gündeme gelecektir. İşte bu sınırın çizilmesi bu bağlantıyı da ortadan kaldırır. Efendim burada son olarak söylenecek söz şu. Türkiye'nin bu bölgede şu gördüğünüz kıta sahanlı alanları vardır ve bunun savunulması icap eder. Şimdi gene tabii bir başka buradaki görüntüyle oradaki görüntü birbirini tutmuyor. Bir başka karışık noktaya geldik. Ben son söz olarak sizlere en başta gösterdiğim o hipotezi sunmak isterdim. O gördüğünüz alan Türkiye'nin kıta sahanlığı ileride belki münhasır ekonomik bölgesidir. Onu savunmamız, haklarımızın sahip olduğumuzu göstermemiz lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Windows 2011 yüklemeyin. Böyle eş
Kura şeyler, rufailer karışıyor Necdet'e. Allah'tan Necdet Hoca'nın slaytları daha geri versiyonda, onda bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Söz Necdet Pamir'de. Teşekkür ederim. Şimdi izninizle çok kısa da olsa bu 34. kuyu meselesini biraz açmam lazım. Sevgili Cem Gürdeniz, yakın tarihte, yani dün izlediniz, izlemeyenleriniz var. Koç Üniversitesi şemsiyesi altında Denizcilik Forumu'nun direktörlüğüne geldi. Ve bu direktörlüğü kurduktan sonra yıllardır çeşitli konularda birlikte çalıştığımız için, özellikle Karadeniz'den başlayarak çok uzun yıllara dayalı bir dostluğumuz var. Benden yeraltı kaynakları konusunda omuz verip veremeyeceğimi sordu. Ben de seve seve kabul ettim ve bir süredir birlikte çalışıyoruz. O çerçevede dedi ki bir denizcilik mecmuası çıkartıyoruz. Adı bile hoş geldi, eski olduğumuz için biz. Israrla dedi ki, yani bu kadar zamandır gidiyorsunuz, geliyorsunuz, hani şu Doğu Akdeniz meselesi önemli, doğrudur. Şu Kuzey Denizi ile burada bir analoji yapılabilir mi? Yani burada aramaların devam etmesi, ne alaka derseniz. Bir kere jeolojik olarak hani çökelme ortamı vesairesi hiçbir alakası olmasa bile, orada da 33 tane kuyu açtıktan sonra, ancak 34. kuyuda tam terk edecekken ve bir sürü büyük şirket çalışmışken, Exxon'un, BP'si hepsi bir türlü bir keşif yapılamamış ama tamamen hem teknolojideki gelişimler sonucunda hem de yorum sonucunda, yani bu bir yorum meselesi sonuçta. Yani aynı grup içinde çalışan arkadaşların bile farklı görüşleri olabiliyor. Yani bugün İsmail Hakkı Demirel gelseydi o başka bir şey söyleyecekti. Belki sen farklı bir yorum yapacaktın. Olabilir. Çünkü bizim TEPA'daki birçok arkadaşımızın da dün mesela Sencer Hoca'nın söylediği gibi Doğu Akdeniz'de pek de bir şey olmadı savunuluyor bazı arkadaşlar. Yani bu bir yorum meselesidir. Dolayısıyla 34. Kuyu adlı makaleyi yazmam öyle istendi. Ben de onu kırmadım. Yani aramalara devam etmek ve şu koşullara devam etmek gerekir tadında bir şey yapmaya çalıştım ve 34. kuyunun hikayesini yazdıktan sonra bunu Doğu Akdeniz'e örnek olarak vermeye çalıştım. Ama bu bir jeolojik benzetme kesinlikle değil. Yani bilimler açısından doğru olmaz çünkü. Keşke bugün İsmail Hakkı da gelebilseydi. Belki daha farklı bir tad alırdık diyeceğim. Şimdi o çerçevede ben izninizle devam etmeye çalışayım. Bana verilen ödev gene de Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının küresel ve bölgesel önemi geleceğe bakış. Hiçbir şekilde küçümsemeden bu coğrafyada bugüne kadar yapılan keşifleri, ispatlanmış rezerv nedir, onu da çok böyle teknik kalitesine girmeden, tahmini rezerv nedir bu ayrımı da biraz yaparak, farklı kuruluşların bu coğrafyaya yönelik bugüne kadarki keşiflerinin ve beklentilerinin altını çizmeye ve birbirlerine benzeyen yanlarını öne çıkarmaya ama bu arada da özellikle Kıbrıs'ın güneyindeki keşiflerin ada için önemli, bölgesel ölçekte önemli ama Türk tarafına, Kıbrıs'taki Türk tarafına ve Türkiye'ye çözüm süreci diye dayatılan tırnak içinde bir takım koşulların bugüne kadarki o keşif üstünden olmasının bir anlamı olmayacağını söylemeye çalışacağım. Yani onu küçümsemek için değil ama o miktarın Türkiye'ye ve KKTC'ye bir dayatmaya altyapı hazırlamayacağını söylemeye çalışacağım. Dolayısıyla işin odağında Kıbrıs'ta olduğu için hani bunu da koymaya çalıştım. Bir kere dün yine sevgili Cem jeopolitik bir değerlendirme yaptı. Akdeniz ve Doğu Akdeniz için. Akdeniz ve Doğu Akdeniz, Orta Doğu'nun, yani Orta Doğu tekrarlama pahasına o haritaları bir daha göstereceğim. Dün gelmeyenler olabilir ve konunun bütünselliği açısından. Orta Doğu coğrafyasındaki petrol ve doğalgaz rezervlerini düşünürseniz bunların ve aynı zamanda diğer ticaret mallarının Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Atlantik'e açılan kapısı. Süveyş üzerinde iki yönlü ok olmasının nedeni iki taraflı ticaretin olması. Dolayısıyla son derece önemli, stratejik önemi olan bir coğrafyadan söz ediyoruz Doğu Akdeniz derken. Mesele sadece Kıbrıs'ın güneyindeki keşifler değil. Yazılı tarihin kaydettiği en eski ekonomik faaliyet havzalarından biri. Dün Cem'in, sevgili Cem Gürdeniz'in sunumundaki notlarından.
deniz ticaretinin, limancılığın, gemi işletmeciliğin, tersaneciliğin modern anlamda doğum yeri bu coğrafya. Dünya denizlerinin %1'i kadar alanı kaplamasına karşın dünya deniz ticaretinin %16'sı Akdeniz üzerinden. Anadolu Yarımadası'nın güneye açılan ekseni bizim açımızdan, Türkiye açısından önemli ve emniyet alanı. Sadece petrol, gaz olarak düşünmememiz lazım. Türk donanması Karadeniz'in güvenliğine yönelik faaliyetlerini Akdeniz'den başlatır. Karadeniz'in güvenliğini sağlamak adına Amerika, NATO, Montreux'u delme pahasına hatırlayın Rusya-Gürcistan krizinde örneğin ve hala bir dayatma içinde. Dolayısıyla Türkiye açısından bu çok önemli çünkü en azından her şeye rağmen Karadeniz'de birbirinden çok farklı siyasi yapısı olan ülkeler, kıyıdaş ülkeler bir konsensusa varmışlar ki münhasır ekonomik bölgelerde anlaşmışız. Dolayısıyla aramızda kavga gürültü olmadan orada arama yapılabiliyor. Var ya da yok ama en azından o karmaşık denklem devreye girmiyor. Orta Doğu'nun Avrupa ve Atlantik'e açılan kapısıdır dedik. Diğer yöne de Türkiye ve Suriye üzerinden Mezopotamya ve Kafkasya'ya, Süveyş Kanalı üzerinden Arap Yarımadası, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'na erişim artıyor bu coğrafya. Orta Doğu dediğimiz zaman dünya petrol rezervlerinin %48'i biraz sonra haritayı dediğim gibi tekrar göstereceğim. Doğal gaz rezervlerinin %43'ü. Ama onun yanı sıra daha da önemlisi üretim ve geliştirme maliyetleri son derece düşük. Yani bir varil petrolü yeryüzüne çıkarmanın arama, üretim, saha geliştirme dahil maliyetleri birkaç dolar mertebesinde varil başına. Kaynakların kontrolü kadar taşıma yollarının ve ticaretin kontrolü de yaşamsal önemde, hem küresel hem bölgesel güçler açısından. Ve son yıllarda Doğu Akdeniz'de özellikle İsrail denizi alanındaki keşifler, offshore, dikkat çekerken bu bölge küresel ve bölgesel güçlerin de ilgi ve çıkar çatışması alanına dönüştü. Dolayısıyla bunlara değinmeye çalışacağım. Kıbrıs dediğimiz zaman en genel hatlarıyla üç kıtanın kesişme noktasında önemli petrol ve gaz sahalarına, boru hatlarına yakınlığı çok önemli. Son dönemdeki gaz keşifleriyle önemi arttı. İki tane İngiliz üssü var. Askeri havaalanları var ve Amerikalıların da bu çözüm süreci içinde beklentileri var. Bir taraftan da toprak tavizi bekleniyor Türk tarafından ve bu toprak tavizi de özellikle anladığımız kadarıyla sulak alanların ve o burunda gördüğünüz en stratejik noktanın civarında beklentiler. Bunu dediğim gibi tekrarlama pahasına petrolün ve gazın dünya birinci enerji tüketimindeki rolünü, ağırlığını bir kez daha anımsatmak için bunu gösterdim. Hatırlayın, petrol rezervleri açısından baktığınızda %47'si biraz önce söyledim. Amerika'ya, Çin'e, Avrupa Birliği'ne bakın. Avrupa Birliği 1/3'üne sahip. Dolayısıyla bu coğrafya, Orta Doğu coğrafyası ve onun çıkış yolları üzerindeki Akdeniz, Doğu Akdeniz ve yeni keşifler olursa Rusya'ya bağımlılıklarını azaltma noktasında Avrupa için de son derece önemli bu iki coğrafya, Orta Doğu ve Akdeniz. Doğal gaz rezervleri açısından da aynı şeyleri söylememiz mümkün. %43-44'ü Orta Doğu coğrafyasında ve onun devamı Akdeniz, Doğu Akdeniz'den çıkacak. Hemen şu noktada bu haritayı koymadım ama hatırlayın, özellikle Katar'ın son dönemdeki işgüzarlıkları, gayret geçtikleri, Suriye'ye yönelik saldırgan politikasının temelinde en önemli nedenlerden bir tanesi de Sünni boru hattı olarak ifade edilen Katar. Bu resme baktığınız zaman gördüğünüz gibi dünya rezervleri arasında 3. sırada, ihracatta da hemen Rusya'nın arkasından geliyor. Ama İran dünya gaz rezervleri açısından 1. sırada. Dolayısıyla İran'ın ambargonun kısmen kalktığını söyledik eve sabahleyin ama bu ambargonun kalkmasıyla yatırımlar artıp özellikle Güney Fars arasında üretim de artarsa son derece önemli bir ihracatçı olacak. Onlar da Şii boru hattı olarak öne sürülen İran, Irak ve Suriye hattını savunuyorlar ve Esad'ın en büyük kusurlarından bir tanesi bu hattın altına imza atması anlaşmanın ve Katar'ın Sünni hattı olarak tanımlanan Katar Suudi Arabistan, Suriye hattına alternatif oluşturması, onun için cezalandırılması lazım. Silahlarla, parayla Katar'ın bunca gayret geçtiğinin bir nedeni de enerji açısından bakarsak böyle izah edilebilir. Şimdi bu Amerikan Enerji Bakanlığı'nın United States Geological Survey sayfasına aldığı mevcut en son
rakamlar tahmini 3,5 trilyon metreküp gaz Levent baseni için öngörülüyor. Tahmini sözcüğünün altını çizmek isterim. 6,3 trilyon metreküp bir gaz da Nil Deltası baseni için söyleniyor. Ama vurguladıkları bu raporlarında önemli bir şey, Akdeniz'de Kuzey Afrika bölgesinin ispatlanmış petrol rezervlerinin Doğu Akdeniz'e kıyasla 26 kat, doğal gaz rezervlerinin 13 kat daha büyük olduğu. Tekrar söylüyorum, bölgesel anlamda küçümsemek için söylemiyorum bunu ama Kuzey Afrika'nın öneminin altını çizmek için. Bu ise Avrupa Birliği'nin son dönemde çıkan çalışmalarından bir tanesi. Onlara göre Levant baseni ve çevresindeki ispatlanmış ve tahmini gaz rezervlerini gösteriyor bu harita. Dün söylediğim şeyi bir kez daha tekrarlayacağım. Meraklı olanlar için zaten ben sevgili Serdar Şahinkaya'ya bırakıyorum herkesin yaptığı gibi bu haritaları, bilgileri. Yani birlikte büyütüp çoğaltabiliriz, kendi çalışmalarımıza altlık oluşturabilir. O BCM'in de açılımını bilin, cubic meters, milyar metreküp olarak hani bir kez daha söyleyeyim. Gördüğünüz gibi İsrail tahmini ve ispatlanmış olduğunu kabul ettiğimiz rezervleriyle çok önemli bir potansiyel orada. Çok el değmemiş durumda olan Lübnan'ı hiç unutmamamız lazım. Kıbrıs'ın altına koydukları rakam gördüğünüz gibi 198 milyar metreküp. Bu ilk açıklamaydı. Biraz önce söylediğim gibi daha sonraki bazı tablolarda düzeltiyorum. Ama ilk açıklama bu ve söz konusu yayına benim müdahale hakkım yok. Onların tarihi de belli. Dolayısıyla önce 128'e şimdi de 113 milyar metreküp'e düşürdüler Afrodit sahasındaki keşfi. Bu genel resmi görmekte yarar var. Bu ise İtalyan Enil. Biraz önce sevgili Sertaç'ın bahsettiği o kavgalı olduğumuz hani bloklar açısından orada yatırım yapan şirketlerden bir tanesi. Görüldüğü gibi Eni'nin raporunda da Nil Deltası'nda 6 trilyon metreküp civarı, 6310 rakamını alırsanız 6 trilyon civarında bir potansiyelden. İsrail'in toplamda 806, buna son dönemde üretimi zor olsa bile 250 milyar metreküplük bir rezerv daha eklendi. Bu 2013 tarihinde yayınlanmış bir tablodur. Afrodit sahası 140-220 deniyor. Revize edildi diye oraya not etme ihtiyacı hissettim. Lübnan'ı ve Filistin'i de görüyoruz. Toplam Doğu Akdeniz'de 8 milyar metreküplük bir potansiyelden söz ediliyor. Ancak potansiyel derken şunu söyleyelim. Bazı sismik verilere, bazı anolojilere, ana kaya üstünden yapılan çalışmalara dayalı olarak belli tahminlerde bulunursunuz. Ama hiçbir rezerv sondajla taçlandırılmadan, fiziki olarak o petrolü ya da gazı görmeden ispatlanmış rezerve dönüşmez. Üstelik bu rezervlerin kesinlik kazanabilmesi için yeterli sayıda kuyu açılması, o kuyuların da uzun süreli testlerle test edilmiş olması lazım. Ancak ondan sonra belli rakamlara ulaşırız. Onun için potansiyel rezervler üstünden yapılacak analizler çok da sağlıklı olmayabilir. Bu ise Amerikan Enerji Bakanlığı'nın gene yayınladığı bir tablo. Ben farklı kaynaklardan, mümkün olduğu kadar en son yayınlananlardan bir hani seçki yapmaya çalıştım ki çalışanlar bakabilsinler. Rezervlerin küresel ve bölgesel önemini özetlemeye çalışırsak, mevcut veriler çerçevesinde bölgesel anlamda önemli ancak küresel ölçekte henüz ezber bozacak boyutta değil. Hani İngilizce deyim kullanıyorlar, game changer gibi. Dolayısıyla ezber bozmak gibi ben düşünüyorum onu. Kıbrıs Adası'nın güneyindeki keşif başlangıçta 198, son dönemde 113 milyar metreküp olarak açıklandı. Bu rakam, yani sonda söyleyeceğim şeylerden birini başta söylemek istedim. Bu rakam ada için yaşamsal değerde, ancak bir başına ne tek bir LNG ünitesi inşa etmeye ekonomik anlamda söylüyorum, ne de Türkiye'yi bypass ederek Avrupa'ya gidecek bir miktar değil. Ekonomik analizler bunu gösteriyor. Bu bilginin elimizde olması önemli çünkü ben ne zaman Kıbrıs'a gitsem, ister üniversite olsun, ister de bir başka makam çağırmış olsun, gittiğinizde şunu görüyorsunuz, bizdeki Kıbrıs'taki karar vericiler özellikle Rum basınından, gazetelerden meseleleri takip ediyorlar, onunla sınırlı kalıyorlar ve onların o sopa politikasından gerçekten olması gerektiğinden çok daha fazla etkileniyorlar. Onun altında ezilerek bir anlamda da o çözüm süreci dediğiniz şeyde maça çok daha geç ya da geriden başlıyor. Üç golü kalelerinde görüp
yetmeyen zamanda toparlanmaya çalışıyor. Onun için hani bu miktarlar sadece bunun üstünden çözüm süreci denen şey tartışılmıyor ama bunları bilmekte yarar var. Dilimizde tüy bitti ama hani anlatmaya ısrarla çalışıyoruz. Bu arada İsrail keşifleri daha önemli bu Kıbrıs'ın güneyindekine kıyasla. Politik ve iç siyasal sorunlar var ancak. Yani orada da uzun tartışmalar sonunda %60'ını bir güvenlik algısı İsrail'de tahmin edebileceğiniz nedenlerle çok yüksek. Onun için bu gazı kendimiz için kullanalım, gelecek nesiller için kullanalım. Tırnak içinde düşman bir Arap coğrafyasıyla, İslam coğrafyasıyla karşı karşıyayız. Biz kendi kaynaklarımızı kendimize kullanalım. %60'ını tutma, %40'ını ihraç etme gibi bir karara vardılar. Ancak şimdi de bu şirketlerin rekabete aykırı hareket ettikleri noktasında Anayasa Mahkemesi'nin İsrail'de bir kararı var. Dolayısıyla bu da İsrail gazının pazarlanabilmesi açısından hani ekonomikliğini biraz tehdit eden bir unsur olarak öne çıkıyor son dönemde. Çünkü bunların bazılarını geçeceğim, dediğim gibi ben yansılara kıyamıyorum. Yani bir başkası, ikinci, üçüncü bir insan daha çalışırsa elimin altında derli toplu olsun diye bir portfolyo yapıyorum. Bu elinizin altında dursun, bunu geçeyim ama kabaca aklımızda kalsın, 2040 için Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerine göre Avrupa'nın OECD kısmı diyelim, 2013 yılında 232 milyar metreküplük bir net ithalat yapması gerekirken, yapmışken diyelim, 316 ve 360, 2025 ve 2040 yılları için öyle. Yani Avrupa giderek daha fazla gaza ihtiyaç duyuyor. Bir kısmı kontrata bağlanmış bunların ama bir kısmı içinde Rusya'ya bağımlılığı kırmak anlamında Doğu Akdeniz'i de önemli projeler arasına almış durumdalar. Dolayısıyla hani zaman zaman bir çalışma yaparken Avrupa ne kadar tüketiyordu, ne kadar ithalat yapacaktı, iyi kötü en son veriler itibariyle elimizin altında bulunsun, onun için koydum. Bunları Sevgili Sertaç anlattı, onun için uzun uzun girmeyeceğim. Ama bir kez daha Türkiye petrollerine verilen ruhsatlara bakmakta yarar var. Bunu şunun için önemsiyorum. Son kısmında sunumun altını çizmeye çalışacağım. Yani biz burada bir enerji konferansı yapıyoruz. Onun içinde Doğu Akdeniz'in ne yeri var denebilir. Bu hem Türkiye için önemli bir kaynak ama bu arada da Türkiye petrollerinin elindeki ruhsatlar Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve Karadeniz'de Türkiye petrolleri neredeyse bir monopol. Fakat 6326 sayılı petrol kanunu değiştikten sonra ne deve ne kuş halinde Türkiye petrolleri. Yani devlet adına arama yapma hakkı olan, üretim yapma hakkı olan bir kurumken şu an o madde düşürüldü. Bir geç sabah kalktık, baktık ki Türk Petrol Kanunu diye bir kanun çıkardılar. Adını da Türk koyuyorlar ki hani bazı duyarlılıklarımız olursa onu da hani biraz bastırabilmek için. Türklükle falan alakası olan bir kanun değil. Ama sonuçta Türkiye petrollerinin bu yetkisini veren madde düştü. Peki yerine ne kondu? Hiçbir şey konmadı. Bir kere böyle bir sıkıntımız var. Şu anda bir taraftan da Türkiye petrollerinin özelleştirilmesi süreci var. Onu da biraz sonra göstereceğim. Önce inkar ediyorlar, sonra kabul ediyorlar. Türk Hava Yolları modeli tarzı, bu kelime bana ait değil, modeli tarzı ne demekse, böyle bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla bütün bunların başka birilerinin eline geçme durumu var. Süresi uzatıldı bunların ama TPA özelleştirildiği takdirde ne bizim orada bu tür münhasır ekonomik bölge için bir gerekçe yaratıp da müdahale etme hakkımız olacak. Daha sonra bu balyoz meselesine falan da hani ben de değineceğim sevgili Cem'in değindiği gibi. Dolayısıyla hani bunun altlığını oluşturmak için ben de sunumuma koymuştum. Son dönemde neler oldu diye bakarsanız İsrail gazı ve özellikle Kıbrıs'taki keşifler açısından hani bunu pazarlamaya çalışanlar açısından olumsuz bir gelişme diye bakabiliriz. Çünkü en yakın olarak Mısır'a seçenek olarak yani Türkiye'yi sıkıştırmak, KKTC'yi sıkıştırmak için kullandıkları argümanlardan biri Mısır'a atıl konumdaki LNG terminallerine gideriz argümanı vardı. Fakat son dönemde İtalyan Eni Mısır denizel alanında zor sahasında çok önemli bir keşif yaptı. Dolayısıyla bu önemli bir değişikliğe neden oldu. Mısır'ın böyle bir gaza ihtiyacı kalmadı. İsrail'in biraz önce başta söylediğim gibi 220 ve 31 Daniel East ve Daniel West lisanslarında keşifleri oldu. Bu biraz daha üretiminin zor olduğu söylenen ama önemli bir keşif. Dolayısıyla son dönemdeki bu keşiflere de atıfta bulunmakta yarar var ve bu arada Afrodit rezervinin 113 milyar metreküp'e revize edildiğini de buraya ilave ettim.
Dünya ispatlanmış gaz rezervleri anımsarsanız 187 trilyon metreküp. Dolayısıyla kıyasladığınızda bu rakamlar onunla hani hiç tartışılacak bir şey değil. Kıbrıs'ta hani bizim kurmamız gereken, bizlerin kurması gereken bir takım enstitüler olması gerekir. Ben bunu her gittiğimde anlatıyorum. Ya da bir çalışma grubu oluşturalım diyorum. Ekonomistlerden, uluslararası hukuk uzmanlarından vesaire. Hem de orada bu işi iyi bilen insanlar da var. Ergün Olgunlar vesaireler. Ama bir türlü bu yapı bir araya gelmiyor. Ama Prio Center mesela her sene son derece kapsamlı çalışmalar yayınlıyor. Oradan bakarsanız mesela Shell'de uzun yıllar çalışmış Lomas'ın, adam Adam Lomas'ın bir yorumu var. The gas found in Cyprus diye bir, on its own may not warrant the building of a massive infrastructure such an onshore LNG plant. Yani Türkçe'nin hayaline baktığımız zaman hepimizin bildiği gibi yani 113 milyar metreküp tek bir ünite için bile bugünkü değerlerle ekonomik değil. Kaldı ki çift ünite genelde tercih ediliyor. Birisi devre dışı kalırsa bunlar genelde yani alıcı tarafından da talep ediliyor, satıcı tarafından da en az iki ünite düşünülüyor pratikte. Dolayısıyla 113 buna bile yetmeyen bir rakam. Artı doğrudan Yunanistan'a gidecek, Türkiye'yi bypass edecek bir boru hattı içinde gene ekonomik olarak kesinlikle uygun olmadığı Prio Center raporları dahil birçok raporda ortaya konuyor. Bu evet. Bir öncekinde İsrail için 798 artı 150 herhalde olmalıydı. Şöyle tabii çok farklı kaynaklarda Oğuz Hocam, farklı kaynaklarda farklı rakamlar oluyor. Yani o birkaç tablo gösterdim ya, yani burada 998 Prio Center raporlarından bir tanesinde bu rakam olduğu için yani aralarında fark oluyor. Tekrar söylüyorum, bu rezerv hesapları kritik işlerdir. Yani ben epeydir uğraşmıyorum ama ben rezervuar mühendisiyim. Bizim Türkiye petrollerinde de bunun kavgası gürültüsü çok yapıldı. Bir parantez açarak söyleyeyim. Zamanında Kazakistan'a gitmemiz bazı nedenlerle arzu edildi. Orada da 300 milyon dolar kadar para batırdık bana göre. Çünkü öyle rakamlar şişirildi ki hani Kazakistan'ın bunu yapmasını anlarsınız ama bizde de bazı arkadaşlar hani bunları tasdik etti. Elimizin altında gözeneklilik değeri bile olmayan onların bize verdikleri veriler açısından bir takım afaki rezerv rakamları atıldı ortaya. Mesela 14 milyar varil üretilebilir. Hani yerinde petrol başka bir şeydir. Onun içinden teknik alınabilen var. 14 milyar varillik bir rezerv hesabı yapıldı. Bunun böyle olamayacağını biz meslek odası olarak öne sürdük. Bir yıl sonra revize edildi. 2 milyar varilmiş pardon yani. Şimdi bakın 14 ile 12 milyar varil hata olmaz. Burada biz bir hesap yapıyoruz, mühendisiz hepimiz. Burada belli anlamda rakamlar şişirildi. Şu an düşe düşe kaça düştü? 35 milyon varil yine rezerv. Dolayısıyla yani bu rakamlar zaman zaman belli nedenlerle şişirilebilir. Onun için bunlara hani potansiyel olarak bakmakta ve bir analiz yapacaksak kendi çalışmalarımızı yapmakta yarar var. Yani o 998'de farklı bir kaynak diye düşünüyorum. Yani şeyleri uzatmak istemiyorum ama sürekli bu gelişmeleri takip etmemiz gerektiğine de biraz vurgu olsun diye. BG grubu da bu Afrodit'ten hisse aldı. Enteresandır. Mesela bir Sertaç Hocam'la mı konuşmuştuk şeydeyken, yoldan gelirken Kıbrıs'ta? Ya şimdi bakın, mesela BG grup bizi rahatsız etmeyebilir ama Shell mesela Türkiye'de faaliyette bulunuyor. Biz Eni ile Total'e oralarda aktivite yapıyor diye sarı kart gösterdik. Bir süre sonra onlar Türkiye'den çıktılar. Şimdi Shell mesela Türkiye'de en azından downstream dediğimiz dağıtım tarafında var. BG direkt girdi Afrodit'e. Bir süre sonra da BG'yi Shell satın aldı. Yani böyle enteresan şeyler oluyor. Hani bunu yani çok abartmak, komplo teorisine çevirmek de istemiyorum ama bunları geçeyim ama şunu demeye çalışıyorum. İşte LNG yatırımlarında sabit yatırım, kullanılacak gazın maliyeti mesela bütün bunlar dikkate alınarak yapılan çalışmalarda bu miktardaki gazın kesinlikle yeterli olmayacağı uzmanlar tarafından ortaya konmuş. Şu tabloda biraz Kıbrıs ile ilgili karşılaştırma var. 2014 fiyatı ile ve giderek doğalgaz fiyatlarının şu süreçte düştüğü varsayımıyla %10 aşağı olsa, %20 aşağı olsa diye bir analiz yapılmış. Sapiente Economics tarafından.
CNG, Türkiye'ye boru hattı, Asya'ya LNG, Avrupa'ya LNG, Yunanistan'a boru hattı gibi seçenekler değerlendirilmiş. Gördüğünüz gibi bunların içinde en olabilir görünen, ki şimdiki düşük fiyatlarla o bile zor, İsrail gazı olmadan mevcut rezervlerin eğer 113'ü doğru kabul edeceksek daha aşağıda düşebilir. Yani en uygun seçenek gene de Türkiye'ye bir boru hattı. Dolayısıyla İngilizce deyimiyle upper end bizim elimizde. Dolayısıyla yani satacaksa arkadaşlar, hani aslında burada müzakerede üstten bakacak birisi varsa onun biz olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bir de su pazarlığı var. Suda Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hiçbir hakkı yok. Dolayısıyla eğer bir şeyin pazarlığı yapılacaksa, gerçi o miktarın KKTC'ye bile yeterli olmadığı söyleniyor. Ama bu argüman da konuşuluyor orada. Dolayısıyla biz elimizdeki kozları doğru kullanmayı beceremiyoruz. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu seçenekleri geçip birazcık da şeyden bahsetmeye çalışacağım. Aktörlerin, yani burada bir sürü tablo var meraklısı için. Yani Prior raporundan, başka raporlardan. Bu aktörlerin politikalarına değinmeye çalışacağım. Güney Kıbrıs Rum yönetimi anlayabildiğimiz kadarıyla şunları öne çıkarmaya çalışıyor. İç piyasanın gaz talebini karşılayalım. Yani kendi açıklamalarına bakarak ben bunları toparlamaya çalıştım. Yakın bölge ülkelerine, Mısır, Ürdün, bunlara ihracat yapalım. Dediğim gibi zor keşfiyle bu iş biraz zor hale geldi. Büyük servis şirketleriyle Schlumberger, Halliburton gibi bizlerin de kullandığı anlaşıp Kıbrıs'ta bölgesel merkez oluşturmalarını sağlar. Bu şirketlerin ve özellikle arkasındaki ülkelerin desteğini sağlar. Büyük ülkelerin petrol şirketleriyle anlaşma yapıp, yani Eni gibi, Total gibi, şimdi haklı olarak Ata da bahsetti yanlış hatırlamıyorsam, Gazprom diyor. Gazprom Bank ve Novatek benim de takip edebildiğim kadarıyla üçüncü round ihaleye girme, yani Rus şirketlerinde arkasına alma çabası var. İsrail, Amerika'yı, Avrupa Birliği'ni zaten almış. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sadece gaz ihracatçısı değil, aynı zamanda yetişkin eleman ihracatçısı ülke olmasını temin et. Yani kaynakları olabildiğince altına koyuyorum. Nereden aldığımı. İç piyasanın gaz talebini, özür dilerim, bu tekrarladı. Güneydeki yönetim, bizim KKTC tarafının itirazları, kıyıdaş ülkelerle kendi başına münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalama hakkına sahip değildir. Rahmetli Denktaş'ın sözleri. GKR'ye bu konuda KKTC ile işbirliği yapmak zorundadır. Mehmet Ali Tarat'ın 2007 demeci, 60 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit ortakları olan ve gelecekteki geniş kapsamlı bir anlaşma ile yeniden Kıbrıslı Rumların siyasi eşitleri olacak Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs'ın doğal kaynakları, kara ve deniz sahaları üzerinde eşit haklara ve söz söyleme hakkına sahiptirler. Uluslararası toplumun ve özellikle AB'nin, GKR'nin hidrokarbon faaliyetlerini desteklemesi, AB'nin 2004'te Rumları tek taraflı olarak topluluğa kabul etmesi benzeri bir büyük muhakeme hatasıdır. İki temel itiraz bizim tarafımızdan. Birincisi GKR'nin tek taraflı olarak deniz yetki alanı belirlemesi, uluslararası şirketlere deniz el alanında lisans vermesi kabul edilemez. İkincisi Türkiye'nin Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge iddiası ile GKR'nin MEB iddiası birçok bölgede çakışma ve çatışma arz etmektedir. Mevcut Rum faaliyetleri hidrokarbon arama anlamında uluslararası hukuka, hakkaniyet ilkelerine aykırıdır ve Kıbrıslı Türklerin haklarının gaspı niteliğindedir. Yapılan keşiflerle bulunan kaynaklar tüm Kıbrıs halkına aittir. Nasıl geliştirileceği de birlikte belirlenmelidir. Ben geçen hafta yaptığım sunumda aslında bir atın önüne araba koşmak diye bir deyim vardır. İngilizce'de de varmış, yani baktım bir taradım. O resmi de koymuştum aslında İngilizce sunumda. Buna ihmal etmişim. Yani hakikaten öyle bir resim koymuşlar. Atlı araba ters taraflarına. Dolayısıyla aslında olması gereken, madem bir çözüm arıyorsunuz, Rum tarafının dayattığı şey şu: biz önce bu işleri geliştirelim, paramızı da kazanalım, nasıl ihraç edeceksek edelim, sonra döner size hakkınızı veririz gibi bir tavır. Eğer siz, böyle bir hakkınız yok birincisi hukuken, ama eğer gerçekten hakkaniyet ilkeleri içinde birlikte yaşamak istiyorsanız, böyle bir projede birlikte çalışarak, birlikte çalışma dinamiklerini de gerçekleştirirsiniz. Belki o zaman çözüm daha kolay olur diye düşünüyorum. Amerika açısından eğer bakarsanız, bazılarını atlayabilirim. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Anakara, Avrasya, bunu çevreleyen ve Norveç'ten Orta Doğu'ya, Asya ve Rusya'ya uzanarak denizleri
Ve bu arada Doğu Akdeniz'i de kapsayan Hinterland, hiçbir gücün burada hegemenlik kurmasına izin verilmemesi gerekiyor. Bu geniş alan, başta enerji olmak üzere yaşamsal ticaret yollarını da içerdiği için son derece stratejik bir alan. Dolayısıyla Akdeniz, Doğu Akdeniz, Amerika açısından bırakılacak bir alan değil. Büyük güçlerin çıkarlarının çatıştığı bir alanın merkezinde yer alan Kıbrıs, son dönemde keşfedilen hidrokarbon kaynaklarından pay alma, bunların pazarlanması ve taşınmasına yönelik savaşımın da ortasında konumlanmış durumda. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı sonrasında geliştirdiği strateji nedeniyle sürekli kırılgan konumda kalan ada, bu dönemde de yeni ortaya çıkan enerji kaynakları nedeniyle gene bir çatışma merkezi. ABD ve AB açısından baktığımızda ikisini birlikte, Kıbrıs'ın Rum tarafınca temsil edilen yönetiminin AB tarafından tek taraflı ve hukuksuz olarak AB'ye alınması ile Kıbrıs'a yönelik çatışma potansiyeli daha da tırmanmış. Bu gelişmeyle Avrupa Birliği kendi etki alanını geliştirme ve Orta Doğu sınırlarına erişim olanağı bulmuştur. İsrail'in ekonomik, askeri ve siyasi güvenliğin sağlanması da ABD açısından önemli. Dolayısıyla bu coğrafya ve Kıbrıs çok önemli. Orta Doğu hidrokarbon rezervlerinin güvenini bir diğer güzergahtan taşınabilmesi için bölge ülkeleri arasında çatışmaları olabildiğince engellememiz lazım. Doğu Akdeniz rezervlerinin Amerikalı şirketler tarafından geliştirilmesi de önemli. Avrupa Birliği'nin enerji güvenliğinin sağlanabilmesi için Rus gazına bağımlılığının azaltılması bakımından kaynak çeşitliliğine katkı koyabilir değerlendirmesi var. Shale gazı sayesinde 2016'dan itibaren de gaz ihracat potansiyeli var. Bir anlamda burası bir rekabet alanı da olabilir. Kendi kontrolü altında olursa iyi olur. Bunları çoğaltabilirim ama hani somut atlayacağım. Leviathan'da Noble Energy %40 kadar ve operatör sadece ortak değil. Tamar'da gene Noble %36 gene operatör. Maribel'de Noble Energy %47 ortak ve buradan gaz üretimi var. Afrodit'te de Noble Energy operatör ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine de Avrupa Birliği kadar olmasa bile destek veriyorlar. Rusya açısından hani birkaç noktaya değinmemiz lazım. Dünyanın ikinci en büyük gaz rezervi, sabahleyin ikinci olarak İran söylendi. Son 3 yılda İran en büyük gaz rezervi sahibi ama üretim tüketim dengesi açısından baktığınızda Rusya tabii çok açık ara önde. İran'ın üretimiyle tüketimi arasında topu topu 2 milyar metreküp gibi bir fark var. Ama yatırım yapılırsa muazzam bir potansiyel. En büyük gaz ihracatçısı, boru hattıyla 187 milyar metreküp ihraç ediyor. Bunun 147'si, 148'i Avrupa'ya, eski Sovyet Cumhuriyetlerine ya da bizim Türk Cumhuriyetlerine de 40 milyar metreküpe kadar bir ihracatı var. 14,5 milyar metreküp de LNG ihracatı var. Bütçe gelirlerinin %52'sini petrol ve gaz gelirleri oluşturuyor. Gazprom'un ise %80'i Avrupa'ya ihraçtan. Yeni gelişen ve kendine sınırlı rakip olabilecek olsa bile bu bölgede yatırım, üretim ve taşıma projelerinde pay ve kontrol sahibi olma stratejisi izliyor. Doğu Akdeniz'de hisse sahibi olarak fiyatın daha yüksek olduğu Çin, Hindistan, Japonya piyasalarına daha uygun koşullarla erişim sağlamaya çalışıyor. İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Suriye projelerinden hisse almakla meşgul. Örnek Tamar ve Dalit sahalarında FLNG için müracaat ediyor. Asya Pasifik'e ihraç için ilgili. Leviathan ile de ilgileniyor hisse almak için. Ama öbür taraftan Tartus'ta zaten var olan üssüne Laskiye'deki üssünü ekledi. Ve baktığınız zaman orada kalıcı olduklarına yönelik önemli, sevgili Sertac'ın da söylediği gibi açık açık sinyallerini veriyorlar. Bu coğrafyayı terk etmelerini beklemek biraz saflık olur. Bu genel bir resim, yani bütün ilgili aktörlerin, çeşitli gemilerinin, uçaklarının, yani burası vazgeçebilecekleri bir coğrafya olsa burası boş olur. Yani şu resim böyle olmazdı. Ve Kıbrıs'ta askeri anlaşmalar, yani Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Suriye'deki karışıklık nedeniyle Tartus üssüne yönelik riskler nedeniyle çeşitlendirme yapıyor. Sadece enerjide çeşitlendirme yapılmıyor, üstlerde de. Ve Bafli Havalimanı'nın kullanılmasına izin veriyor Rum tarafı. Dolayısıyla böyle bir ittifak da hızla gelişiyor. Öbür taraftan 50 bin civarında Rus'un yaşadığı tahmin ediliyor burada. Rusya kaynaklı para burada bir şekilde aklanıyor. Onun için öyle de bir cennet. 52 milyar dolar gibi bir işlem hacminden
söz ediliyor. Yani Rusya için ne önemi var dediğimizde bunların çoğunu ıskalayabiliriz. Onun için ben aklıma gelenleri, bulabildiklerimi toplamaya çalıştım. Doğrudan yatırımları 16 milyar dolar civarı, az buz para değil. İmalat, tarım sektörleri, emlak alımı, turizm ve inşaat temel alanlar. Binlerce Rus yatırımcı için yıllardır offshore bankacılık cenneti. Fransa haricinde silah sağlayan tek ülke Rusya Federasyonu bu Güney Kıbrıs Rum yönetimine. Dolayısıyla işte bir taraftan Rus yapımı askeri araçlar, 97'de imzalanan S-300 hava savunma sistemi işte başka bir tarafa aktarılınca onun işte SAM yerine SAM'lar gidiyor vesaire. Yani silahlanmasına da her türlü alanda da yardım söz konusu. Burada da bakarsanız Lübnan da önemli. Burada da epey aktörler var. Bunları da ıskalamamamız lazım Doğu Akdeniz'e bakarken. Lübnan'da bazı lisans başvuruları var. Bakın yani tamam biz de varız ama dikey entegre yapısını kaybetmiş bir Türkiye petrollerinin ne kadar etkili olabileceği de tartışma konusu. Yani yine geçeyim de aklımızda kalsın diye. Uygun koşullarda kredi veriyor onlara Ruslar. Suriye ile anlaşması var. Soyuz nefte gaz denizel alanda yatırımlar yapıyor. Beklentileri var. Filistin'de Mahmud Abbas'la görüşmesi var. Gazze denizel alanında 1 milyar dolarlık yatırım söz konusu. Yani hiç boş durmuyor Ruslar. Ve bir Avrupa Birliği'nin raporundan alıntı bu. Bakın Rusya'nın Doğu Akdeniz gaz piyasasında yer tutmak için İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Suriye ilişkilerini güçlendirme çabası içinde olduğu ve Avrupa Birliği ile ABD'nin bu bölgede yarattıkları stratejik boşluğu doldurma yönünde strateji uyguladığı değerlendirilebilir. Rusya, Doğu Akdeniz'deki birçok ülke tarafından AB ve ABD'den daha güvenilir bir müttefik olarak algılanmaktadır. Bu algı Avrupa Birliği'nin algısı. Aşağıdaki rapordan ve mikro raporundan. İsrail'le de ilişkileri son derece girift. Hani orada bir sürü Rus yaşıyor, ayrı konu, oradan geçen bir sürü Yahudi var. İsrail vatandaşı şimdi Rusya'dan göçen. Ama şöyle bir anlaşma söz konusu. İsrail Türkiye'ye gaz satmayacak. Yani İsrail gazını konuşuyoruz, çabalar var. Olur olmaz. Ama Rusya da böyle parmağını sokuyor. İsrail Türkiye'ye gaz satmasın. Ben de İran'a ve senin düşmanlarına S-300 hava savunması füzeleri vermeyeyim. Yani burada tabii kritik bir durum var. Satmak da ister o füzeleri ama bu bağlamda da yani sıfır sorun deyip geldiğimiz şu noktada karşımızda herkes birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla bizim tabii şeylerimiz de devam ediyor, müzakerelerimiz de devam ediyor. Şirketler hiçbir zaman durmadı. Bu örnekleri çoğaltabilirim ama yani herhalde amaç Muradol yani yerine geldi. Şöyle diyeyim, böylesi bir durumda bizde ise Türkiye petrolleri özelleştirilmeye, BOTAŞ'ta parçalanmaya çalışılıyor. Bu da büyük bir zaaf. Bakın biz defalarca bas bas bağırdık 2010'lardan itibaren Türkiye petrolleri özelleştiriliyor bu yapılmasın diye. Bakan Yıldız'ın sözlerine bakın. BOTAŞ'ın ve TEPA'nın özelleştirilmesi söz konusu değil, böyle bir başlığımız yok. 2012 Kasım. Mecliste 2013 Mart. TEPA özelleştirilebilir. Yani hiç yorum yapmaya gerek yok. O arada da dünyanın büyük petrol şirketlerinin çoğunda kamu payı olmadığını söyledi. Bilmiyorum aklımızda kaldığını sabahleyin Mehmet de, Öğütçü de söyledi. Tam tersine çok ağırlıklı olarak milli şirketlerin elindedir petrol rezervleri. Ama mecliste bunu gayet rahatlıkla değerli arkadaşım söyleyebiliyor. Amerikan Enerji Bakanlığı'nın web sayfasından petrol rezervleri kimin kontrolünde? Bakın %47'si milli şirketlere ait ve burada hisse alamıyorsunuz. Burada hisse alamıyorsunuz. Ama milli şirketlere ait hisse alabilseniz bile kontrol hissesi alamadığınız 37 toplayınca 84 ediyor. Sayın Bakan da çıkmış diyor ki böyle bir şey yok işte hep özel şirketler. Doğru değil. Çoğu şey doğru değil. Üretimine bakarsanız keza öyle. Yani buraya o tabloyu biraz anlaşılır yaptım. Hani zaman ayırmak lazım. Bakın işte ikisini karşılaştırdım. Bir yıl geçmemiş bile. TEPA'nın özelleştirilmesi için hazırlıklar tamamlandı. Türk Hava Yolları modeli tarzında dediğim gibi ben de ona takıyorum. Türk Hava Yolları da senelerdir zarar açıklıyor biliyorsunuz. Beni ilgilendiren tarafı bu ruhsatların kimin eline geçeceği. Dolayısıyla bir taraftan da hak iddia edip edemeyeceğimiz bu Kıbrıs'taki gelişmeler üzerine
Petrol sektöründe dikey entegrasyon gereklidir. Parçalama değil, tam tersine dikey bütünleşik yapı. Çünkü aramalar risklidir. Aramanın gereksinim duyduğu risk sermayesini yaratabilmeniz için katma değeri yüksek, rafinaj ve onun sonrasındaki dağıtım ve pazarlamadan elde ettiğiniz karların önemli bir bölümünü getirir yatırırsınız. Dünyadaki bütün kalbur üstü şirketler böyle örgütlüdür. Statoil, bakın hisselerini halka arz ediyorlar ama hisselerin %81'i devlet adına Petrol ve Enerji Bakanlığı'nda. Benzer şekilde elinde altın hisse var. Ama bizimki paramparça edildi. Bütün bu şirketler elimizden gitti. TEPA ile BOTAŞ kaldı. Petrol Ofisi, TÜPRAŞ, Petkim bunların tamamı gitti. Kim geldi? Kamu ağırlıklı yabancı şirketler. Petkim'e bakın Sokar'da, Azeri Milli Şirketi'nde. Petrol Ofisi önce Doğan Grubu aldı, zarar gösteren şirketiyle birleştirdi, gelir vergisinden kaçtı. Ama arkasından da OMV'ye devretti. OMV kamu ağırlıklı Avusturya şirketi. Size çok hamasi gelmezse bizim odamızın kocaman bir tablodur bu. Petrol meselesi yalnız bir milli ekonomi meselesi değildir. Aynı zamanda bir milli müdafaa meselesidir. Dolayısıyla meseleye böyle bakılması gerekir. Bunu da kitaba da koymuştum. Her sunumda kullanıyorum. Sevgili Cem Gürdeniz'le gözaltına alınıp daha sonra bırakılmıştı. NATO'nun bir toplantısında beraberdik. Bana dedi ki ya millet farkında değil mi? Şu konuya bir bakın. Avrupa Komisyonu'nun ilerleme raporuna bir bakın. Ben böyle utanarak koşa koşa gittim. Baktım hakikaten 32. sayfadır ezberimde. 2009 yılındaki raporda Türkiye hükümetinden ziyade Türk donanmasını gösteriyor. Biraz önce sevgili Sertaç'ın anlattığı o Norveç gemisinin müdahalemiz üzerine Türk donanması hedef gösteriliyor. Arkasından da balyoz olayı oldu. Dolayısıyla bu konunun da gözden kaçırılmaması lazım. Bugün ordunun bütün, özellikle donanmanın üst kademesi, yani şu sevgili amirallerinin de burada bir kısmı daha doğrusu. Onun için yani sizin için özel hazırlamadım. Bunu senelerdir gücüm yettiğince aktarmaya çalışıyorum. Yani toparlarsak bu ruhsatlar meselesi önemli. TEPA'nın bütünleşik, yeniden ve özerk olarak toparlanması lazım. Bundan sonra da bölgedeki arama faaliyetleri bir ana plan dahilinde yoğunlaştırılmalı ve bizim de uygun görülürse, Kıbrıs'a her gittiğimde söylüyorum, Türkiye'nin de dahil olacağı hiç değilse bir çalışma grubu oluşturmamız lazım. İşin ekonomik boyutunu, stratejik boyutunu, rezervlerle ilgili meseleleri, alternatif hatları Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda ve KKTC'nin çıkarları doğrultusunda derli toplu bir hale getirip daha fazla konferans, hangi konferansa baksanız Doğu Akdeniz'le ilgili %80'i Rumların denetiminde, onların konuşmacıları, bizden tek tük birisi oluyor ya da olmuyor. Kıbrıs'ta da yapabiliriz bu toplantıları, Avrupa'da yapılabilir. Yani bir çalışma grubunun bir buna sahip çıkması lazım. Sabrınız için çok teşekkür ederim. ...45'er dakikalık iki dev maç seyrettik, iki devre videomuzda aslında. Kahve molasına çıkmadan önce eğer uygun görürseniz, enerji ve hukuk meselesi, uluslararası hukuk meselesiyle ilgili Profesör Hüseyin Pazarcı hocamıza söz verelim. Kürsüyü buradan hem de rica edelim kendisinden. Bizim bir de hukukla sarıp sarmalasın, sonra o çerçevede kahve molasına çıkıp foruma uzun zaman ayırabiliriz diye düşünüyorum. Hocam buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Ben bu çalıştayda çok konunun ele alındığını gördüm. Teknik düzeyde, enerji düzeyinde özellikle çok güzel derin araştırmalar soruldu. Ama uluslararası hukuk açısından da söylenmesi gereken şeyler olduğunu tespit ettim. Özel hazırlanmış değilim. Mealen, irticalen size bir şeyler söylemeye çalıştım. Şimdi uluslararası hukukla enerji birbirine çok bağlı. Çok bağlı, o kadar çok sorun ortaya çıkarıyorlar ki birlikte. İşte bir tanesi, İşin içinden bile çıkamıyorsunuz. Sayın Başeren'in ve arkadaşımızın ifade ettiği Necdet Pamir'in anlattıklarıyla
ne kadar karmaşık sorunlar çıkardığını ortaya koydu. En başta uluslararası hukuk itibariyle enerji sorununu genel bir şekilde değerlendirirsek, bir kere enerji üretimi temelinde, ki üzerinde özellikle o açılardan da duruldu, kara ülkesi üzerinde çıkarılan enerji kaynaklarıyla bağlantılı oluyor. Uluslararası hukuk bu açıdan normalde 50'li 60'lı yıllara kadar, hatta 70'li yıllara kadar pek bir kural koymuyordu. Her devlet kendi ülkesinde egemendir. Bu çerçevede de istediğini kendi takdirlerine göre yapar şeklinde değerlendirilir. Ancak bu dediğim 50'li 60'lı yıllardan, 70'li yıllardan itibaren bazı yeni unsurlar uluslararası hukukta ortaya çıktı. Ülkeye ilişkin enerji üretimiyle bağlantılı olarak bunların bir tanesi ilk başındaki kirlenme konusuyla ilgiliydi. Uluslararası hukuk enerji üretimi sırasında eğer başka ülkeleri bir devlet ülkesi kirletiyorsa o zaman o devleti sorumlu tutuyor. Bunlar ne gibi konularda diye sorarsanız size her türlü örneği vermek niyetinde değilim ama örneğin nükleer kullanırsınız, üretirsiniz, kaza olursa, sorun çıkarsa sizi sorumlu tutarlar. Uluslararası hukuk da buna ilişkin birçok antlaşmayı sağlamıştır. Onun dışında hava kirliliği, büyük uzun şeyli erimli hava kirlilikleri bu tür yine uluslararası hukukun enerjide yasakladığı veyahut da sınırlama getirdiği konuları oluşturuyor. Ülke çerçevesinde bugünkü veriler bunlarla özde sınırlı. Ama ülke verisini aştığınız andan itibaren yani iki veya daha çok devlet arasında eğer bir sorun ortaya çıkar bir enerji üretimi varsa işte ve orada yeni düzenlemelere gidilmeye başlandı. Bunların en başında da sularla ilgili hidrolik enerji üretimi konusundaki düzenlemelerdir. Ve 1997 yılına kadar bu konuda evrensel nitelikli bir sözleşme yapılamadı. Çok çatışmalar, karşıtlıklar var. 1997'de Birleşmiş Milletler'de su yolları, uluslararası su yolları sözleşmesi kabul edildi. Ama bu kabul edildikten sonra da iki sene öncesine kadar yürürlüğe girecek biçimde onay alamadı. Devletler bunu çok tasvip etmediler. Şimdi bu sözleşmenin nedir önemi diye baktığınızda hidrolik enerjinin üretiminde bunu barajlarla üretiyoruz. Barajlarla ilgili olarak işte çok önemli bir madde koydular. Dediler ki üst kıyıdaş devlet, aşağı kıyıdaşa zarar verme olasılığı olan faaliyetlerde bulunurlarsa, yani bu özellikle baraj yapmayla bağlantılı veyahut da ona su tutmayla bağlantılı veriler. O zaman işte dedi ki sözleşme bunu üst kıyıdaş, aşağı kıyıdaş devlete bildirmek zorundadır ve 6 ay bekledikten sonra eğer bir itiraz olmazsa bu çalışmayı yapabilmeye başlayacaktır. Ama itiraz olduğu takdirde normalde bunu çözüp ondan sonra bu enerjinin üretimine, barajı vesaireyi sağlayacak üretime geçmesi söz konusu olacaktır. Türkiye bunu kabul etmedi. Bir beyanat da verdik. Ben de heyetteydim. Ve bu çerçevede şunu söyledik.
biz dedik bu sözleşmeyi kabul etmiyoruz ve bizim bakımımızdan hiçbir teamül değeri de yaratmaz. Yani ahdi olarak değil ama teamül olarak bir gün önümüze çıkaramasınlar diye. Ve ondan sonra diğer devletleri de etkilemeye çalıştık ve üç devlet, biz artı Çin ve Tanzanya karşı oy verdi bu sözleşmeye. Karşı oy verdik. Tanzanya ne olarak ki diyeceksiniz. Tanzanya çok önemli. Nil Nehri oradan doğuyor da onun için. Ve ondan sonra baktığınız zaman aşağı yukarı aklımda kaldığı kadarıyla 24 devlette çekimser verdi. Ve o 24 devlete baktığınızda dünyanın bütün önemli uygarlık merkezleri, Mezopotamya'dan, Nil Havzası'ndan, Çin'deki, Hindistan'daki havzalara kadar o devletlerden biri veya ikisi karşı veyahut da çekimser oy verdi. Dolayısıyla bu sözleşme bugünkü haliyle yürürlüğe girmiş olsa bile herkes tarafından etki doğurabilecek durumda değil. Ama bilelim ki hidrolik enerjinin üretimiyle ilgili önümüzde böyle bir örnek var, bir sınırlama var, bir frenleme var ve bizi de rahatsız edebilecek, Dicle Fırat konusu itibariyle özellikle rahatsız edebilecek bir özelliğe sahip. Demek ki bu ortak sular hesabıyla da biz enerji üreteceğiz, teknolojiyi şöyle yapacağız, inovasyonu böyle yapacağız dediğimiz zaman artık uluslararası hukukun bazı verilerini de hesaba katmak zorundadır enerji uzmanlarımız. Bunsuz yapamazsınız. Önümüze bir sürü yeni sorunlar çıkarırlar. Şimdi bunun dışında peki sadece böyle ortak sular, veriler mi söz konusu uluslararası hukukta? Hayır, uluslararası hukuk bu sefer 45'te ilk örneği kıta sahanlığıyla verilen yeni alanlar ekledi devletlerin ülkelerine. Ama devletin ülkesinden saymıyor, onları uluslararası alan olarak kabul ediyor. Fakat bu uluslararası alanlarda egemen haklar veriyor kıyı devletine. Egemen haklar özellikle ekonomik konularda oluyor. Bu balıkçılık konusunda, canlı kaynaklar konusunda oluyor. Ama madenler ve tabii mineral, petroller açısından oluyor. 45'ten bu yana bir kıta sahanlığı kavramı aracılığıyla artık ülkeniz dışında da offshore petrol denilen şey budur. Kıta sahanlığında siz enerji üretmeye başlıyorsunuz. Ve petrol veya doğalgaz şekliyle. Şimdi buna 70'li yıllarda münhasır ekonomik bölge eklendi. Münhasır ekonomik bölgenin kıta sahanlığından farkı, kıta sahanlığı sadece deniz tabanlı içerir. Enerji uzmanları uluslararası hukukun bu inceliklerini bilmek zorunda değiller diye tekrar ediyorsam kusura bakmayın. Sadece tabanı ilgilendirir ve onun toprak altını. Dolayısıyla oraya indiğiniz zaman toprak altına enerji üretimi için bazı maddeleri çıkarırsınız. Ama münhasır ekonomik bölge ise su tabakasını da, kıta sahanlığının üzerinde yer alan su tabakasını da ilgilendirir ve kıyıdan 200 mil uzaklığa kadar eğer herhangi bir engel yoksa o zaman münhasır ekonomik bölgeye de bilerle sahip olur. Ama kıta sahanlığı ilana gerek yoktur. Sizindir, kıyı devletlerindir. Otomatik olarak uluslararası hukuka göre ipso facto ve ab initio gibi Latince terimler kullanılır. Bu o anlama geliyor. Buna karşılık münhasır ekonomik bölgeye sahip olmanız için
mutlaka ilan etmeniz gerekir. 200 millik bir münhasır ekonomik bölge alanını. O zaman ona sahip olursunuz. Münhasır ekonomik bölgenin enerji bakımından getirdiği bir takım yenilikler de var. Bunları enerji uzmanlarımız mutlaka göz önünde tutmalı. Şu ana kadar kömür, rüzgar, güneş vesaire değerlendirmesi yapılırken hep ülkemiz bazında şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor. Bu doğal tabii. Ama artık münhasır ekonomik bölgeye sahipseniz uluslararası hukuk o bölgelerde de bu enerji kaynaklarını kullanmanıza izin veriyor. Ve bunları kullandığınız zaman çok daha zenginleşecektir. Başka teknolojileri gerektiriyor ama bunun da hesabını bizim uzmanlarımızın, enerji uzmanlarımızın yapması şart oluyor. Mukayese bakımından veyahut da Türkiye'nin kullanabilmesi bakımından. Şimdi bunların ötesinde bir de bu tür alanlar dışında artık insanlığın ortak mirası denilen alanları düzenliyor uluslararası. İnsanlığın ortak mirası nedir diye baktığımızda ilk uluslararası deniz yatağıyla bu sistem kabul edilir. Uluslararası deniz yatağı bazaltik bir tabana sahip, granit ötesi, çünkü kara ülkeleri onun üstüne kuruluyor ve 8-10 bin metrelere kadar artık bu konuda araştırmalar yapılması olanağı var ve petrol aranması söz konusu. Bunu gören uluslararası toplum şey yaptı, bir uluslararası deniz yatağı örgütü kurdu ve bunun ruhsat vermesi şekliyle ancak buralarının işletilebileceğini öngördü. Bizim bu konuda iddia sahibi olmamız bugünkü veriler çerçevesinde mümkün değil teknolojik olarak. Ayrıca biz bu sözleşmeye taraf değiliz. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi bu. Başka nedenlerle taraf değiliz. Ama bunu da hesaba katmamız lazım. Bir Amerika Birleşik Devletleri örneği bu sistemi kabul etmemek için özel yasalar çıkardı. Kendi şirketlerine müsaade etmiş. Siz de o alanda arama yapabilirsiniz diye. Şimdi bunlara son yıllarda giderek eklenen bir başka uluslararası hukukun da düzenlenmesi gereken unsur katıldı. O da uzay. Artık biz yeri bitirdik de işte bir sürü sorunlarımız var ve makul bile yaklaşamıyoruz birçoğuna. Uzayla mı uğraşacağız diyebilirsiniz. Ama bu verileri enerji üretimi bakımından hesaba katmamız lazım. Şimdi uzay madenciliği diye bir söz ortaya atılmaya başladı. Uzay madenciliği meteoroid ve asteroid denilen gök taşları ve çok küçücük yıldızları sahiplenme konusu itibariyle bir iddiaya yer vermeye başladı. Bugün uzayla ilgili olarak şu kabul ediliyor. Hiçbir devletin egemenliğine giremez. Hiçbir devlet sahiplenemez. Dolayısıyla onun üzerinde ülke sahibi olup bazı verileri kullanmakta olanaklı değil diye düşünülürken denmeye başladı ki ama meteoroidleri kullanabilelim. Bunu sorun haline getirmeyelim. Ve yine çok küçük asteroidleri kullanabilelim. Ve Amerika Birleşik Devletleri kanun çıkardı bu konuda. Şirketlerine bu tür izinler vermek konusunda. Oradan elde edilecek bir takım madenlerin veya verilerin enerji üretiminde
etki yapması, kullanılması söz konusu deniliyor. Bunun da sizlerce, enerji uzmanlarınca çok iyi izlenmesi lazım. Ben işin bu yanını böyle size kusura bakmayın bir araya girerekten ifade etmede yarar görüyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Anlatılarınızı gerçekten özlemişiz. Öğrenciliğim aklıma geldi. Daha sık katılırız toplantılarımıza. Ben çay ve kahve molası saat 4.15'te forumda buluşmak üzere.